eğitim öğretim yılında kırtasiye ve kitaplardaki son durumu Arel Medya olarak sorduk. Evet, bu yıl gerçekten velilerimizi özellikle kitap fiyatları, kırtasiye fiyatları ve defter fiyatları ciddi anlamda zorlayacak diye düşünüyorum. Tabii bu sadece velileri değil, aynı zamanda bizi de, yani bir esnaf olarak bizi de zorlayacaktır. Çünkü fiyatlar öngörülemeyecek düzeyde çok arttı. Geçen sene 150 liraya sattığımız kitaplar bu sene 350-400 aralığına geldi. İşte defterler 15-20 liradan satılan defterler 45-50 lira aralığına geldi. İşte en ufak bir silgi, kalem, kalemtıraş gibi şeyler bile çok fahiş fiyatlarda artış gözlendi. Tabii ülkede her alanda çok yüksek oranda enflasyon olduğu için bunun şu an özellikle kağıdı ithal olan kitaplara, defterlere yansımaması mümkün değildi. Tabii veliler bunun bu sorunu aşmak için artık bir takım kısıtlamalara gitmek zorunda kalıyorlar. İşte iki tane alacakken bir tane alıyor ya da ne bileyim zorunlu olmadıkça almıyor. Alırken bazen ikinci el tercihini falan kullanmaya çalışıyor. Özellikle kitapların ikinci ellerinin bu sene çok daha talep göreceğini düşünüyorum. Biz de işte velilerin, öğrencilerin getirdiği ikinci el kitapları açıkçası almaya çalışıyoruz. Mutlaka bu yüksek fiyatlarda, bu yüksek enflasyonda bir alıcısının olduğunu düşünüyorum. Biz de açıkçası henüz okulların başlamasına yaklaşık 20-25 gün olmasına rağmen bu sene henüz bir hareketlilik yok. İnsanlar sadece fiyatlara bakıp ne olabileceği, ne yapılabileceği konusunda bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Açıkçası ben de 22-23 yıldır burada bir esnaf olarak hiç bu seneki kadar büyük bir durgunluk görmemiştim. Hiç bu seneki kadar büyük bir durgunluğa şahit olmamıştım. Hani bundan sonra velilerin nasıl bir yol izleyeceğini açıkçası ben de çok merak ediyorum. Biz eskiden bu dönemlerde işte satılabilecek kitapların her birinden 15'er, 20'şer, 30'ar, 40'ar, 50'şer yani satış durumuna göre açıkçası raflarımıza getirir beklerdik müşterilerin gelip almasını ama ya şu an itibariyle bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben de hiçbir şeyi öngöremiyorum. Çünkü çok ciddi anlamda maliyetli bir işe dönüştü. Yani bir kitaptan 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 taneyi yedek olarak rafımıza koyma şansımız kalmadı. Ya ben şu an müşteriden siparişi alıp kitabı getirtiyorum ya da kitaptan bir tane rafıma koyuyorum. Satıldıktan sonra bir tane ya da satış durumuna göre 2 tane yeniden isteme durumuna geçiyorum. Yoksa gerçekten şu an bizim için de veliler için de zor bir süreç. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ya fiyatlar çok uçtu. Yani geçen yıl alamadıkları, biz gerçi ikinci el satıyoruz. Üçte bir fiyatına oluyor ikinci elin manayası. Geçen yıl 150 liralık kitap bu yıl 400 lira oldu. Acayip bir yükselme oldu. Hani bu çocuklar ne yapacak, veliler ne yapacak hiçbir bilgim yok. En azından ikinci el var diye birazcık daha rahatız. Hepsinde incecik bir çocuk kitabı. Ya normalde 15 liralık kitap 80 lira olabilir mi? Acayip bir yükselme oldu. Muhtemelen kağıdı üretemediğimiz ve dışarıdan aldığımız içindir. Ya geçen seneye göre aşağı yukarı %40 falan civarında bir artış var. Her şeyde olduğu gibi tabii kırtasiye ürünler de aynı şekilde. Yani durum böyle. Biraz pahalı yani kabul etmek lazım. Veliler sizce ne yapmalı? Veliler kitap almamalı yani. Okulu bırakmalı. Ya mecburen alacaklar, başka çaresi yok. Geçen yıldan nazaran en çok fiyat artışı hangi ürünlerde yaşandı? Yani kağıt ürünleri, kitap oldu, kitap, defter, kağıtla ilgili tüm ürünler, fotokopi kağıdı, hepsinde ürünler artış var. Hocam gerçekten bu sene okul açılı dönemde velilere çok kötü sürprizler bekliyor. Geçen sene 50 liraya aldığı kitapları bu sene 300 alacaklar. Yani gerçekten piyasa çok kötü. Öğrencilerin hepsi müzdarip. Her kitap almaya gelen burada bir isyan, bir feryat. Yani inşallah bu konu hakkında bir şeyler yapılır ama yapılmaz. Öğrencinin işi çok zor. Zam gelmeyen hiçbir kitap yok. Çocuk kitapları 5 liraya sattıklarımız ortalama 20-25'e çıkmış. Tezkitapları kitapları mesela şu kitap geçen sene 70 liraydı. Şu anda 280 lira olmuş. Ya böyle bir tuhaf bir çelişki, tuhaf bir olay. Yani anlaşılır hiçbir yanı yok arkadaşlar. Allah öğrencilere yardım eylesin.